Kül kedisi kristal papuçları reddetseydi ne olurdu? Aman canım, niye reddetsin? Zaten istediği prenses olmak ve öyle papuçlar giymek değil miydi? Diyebilirsiniz. İsterseniz buna videonun sonunda karar verin. Başlangıç sorumuz şu. Kül kedisi bu istediklerini kendisi mi istiyor yoksa istediğini mi sanıyor? İşte bu soruyu bize sorduran yeni bir masal anlayışının bakış açısı. Antimasal ya da karşı masal olarak adlandırılan bu türde klasik masallar ters yüz ediliyor ve yeniden biçimlendiriliyor. Amaç ise masallardaki kemikleşmiş yapıyı ve iletileri sorgulatmak. Antimasalcıların tespitine göre normal bir masalda çizilen bir kadın tipi kadına nasıl olması gerektiğini telkin ediyordu. Bu tip aracılığıyla kadının bilinçaltı düzeyde şunları kabul etmesi sağlanıyordu. 1. Evlilik bir ödüldür. Dikte edildiği gibi bir kadın olabilirsen bu ödülü alırsın. 2. İtaatkar, duygusal ve eve bağımlı ol. 3. Genç ve güzel ol. 4. Bu şartları sağlarsan beyaz atlı prensine kavuşursun. Gel gelelim kristal papuç meselesine. Kül kedisinin kristal papuçları reddetmesi öncelikle kendisine yüklenen toplumsal cinsiyet rolünün ayrımına varmış olması demek. Yani o toplum tarafından şuna inandırılmıştır. Bir gün bir prens gelecek ve seni kurtaracak. Kül kedisinin neden kurtarılması gerekiyor ki? Evet, itaatkar ve duygusal o. Üstelik üvey annesinin eline düşmüş. Yani bu kalıpları kıracak bir şey yapamaz ki. Ama ya kendi gücünü fark edip kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını idrak ederse? İşte kristal papuçları reddedecek kül kedimiz karşınızda. Prensi de papuçları da elinin tersiyle iten kül kedisi bir aydınlanma yaşamıştır. Yeter artık deyip üvey annesine res çeken kül kedisi kendisi gibi farkındalık kazanmış antimasal kahramanlarıyla bir araya gelir. Cücelerin kapısına kafasını çarpıp kişilik değiştiren Pamuk Prenses, Kurbağa Prensi öpünce kendisi de kurbağa olan prenses, edilgenlikten ve sonuçlarından sıkılıp saçlarını keserek aşağı sarkıtan ve böylece kuleden kaçmayı başaran Rapunzel ve daha nice antimasal kahramanı. Birbirleriyle yardımlaşarak bir pastane açar ve bundan sonra sevdikleri işleri yaparak mutlu bir hayat yaşarlar. Çünkü yaşamda etken olmanın ve kendi çabalarıyla başarı kazanmanın paha biçilemez olduğunu anlamışlardır. Yani mutlu son. Evet, antimasalımız bazılarınıza fazla yakıcı gelmiş olabilir. Ama bugün geçmiştekine kıyasla daha çok kız çocuğunun okula gönderilmesi, sizce de ataerkil yapıya bağlı sorunlara kulak kabartabilen nesiller sayesinde değil mi? Artık eskisine göre daha çok kadın kendi hayatlarının sahibi olabilecek biçimde yetiştirilebiliyor. Günümüzde hangimiz kız çocuğumuzun pencere kenarında beyaz atlı prensini beklemesini, prensi tarafından kurtarılma hayaliyle yaşamasını ister? Bir masal, yıllarca sorgulamadan kabul etmek zorunda kaldıklarımızın üzerine bir nebze olsun düşünülmesini sağlasa az şey mi? Bunun gibi küçük ama sonuçları bakımından dev adımlar sayesinde sorgulamadan gelişme olmayacağını gördü ve gösterdi uygar insanlık. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Claudia Goldin'e selam ederim.